Kırk Kandil Zuhurat Sohbetleri'nde bugün yüreklerimizde bir Ramazan coşkusu uyandıracağız. Mustafa Özdamar hocamız her zaman olduğu gibi bugün yine çırağımızı yandıracak. Tutmak diyeceğiz. Tutmak ne demek? Neye tutmak acaba? Ramazan'ı nasıl bir tutamak olduğunu ya da tutmamız gerekenleri, fuzuli şekilde tutmamız gerekenleri belki de bırakmamız gerektiğini hocamız bize bugün aktaracak. Biz de merakla bekliyoruz. Bir ara vermiştik zaten. Bugün biraz kalabalıkça sizlerle beraberiz. Hemen solumuzda Hilmi abimiz var. Hilmi Demircioğlu. Hilmi abi merhaba. Eyvallah. Görgün hocamız Özcan. Merhaba hocam. Merhaba. Mustafa abinin sol tarafında iki kuvvet. Sağ tarafından da Aynur ablamız, Aynur Aladin hocamızla beraberiz. Ve ortamızda da Cemal var, hocamız var. Hocam merhaba. Merhaba. Tutmak diyelim ve susalım. Bir güzel yani susuş programı yapalım. Merhaba bugün. Ne kadar zor çıktı öyle ya. Halbuki yani merhaba, rahat edin, rahat olun filan anlamını da içerir, biliyor musun? Evet. Tutmak, kendimizi fazla mı tuttuk, ne yaptık? Tut da mı? Tutmayı da kasmaya çevirmemek lazım tabii, evet. Değil mi? Tutmak. Şimdi savun Ramazan diye geçer ya, Arapçası Ramazan-ı Şerif'in, orucun, savun Ramazan. Savun tutmak, Ramazan'ı tutmak. Hep düşünmüşümdür bunu, Ramazan'ı tutmak deyince veyahut oruç tutmak deyince ne kastedilir? Ele avuca nasıl gelir? Çocukluğumuzda hep böyle oruç neyse bir kuş aklımıza gelirdi, kuş çağrışımı. Rüyamızda o kuşu tutmaya çalışırdık filan, çocukluk hali işte. Aradan yıllar geçmiş, hala o tutmak nedir, oruç tutmak nedir, oruç ne? Bir taraftan yanında bilgisayarı olan vardır hocam. Memnesi hocam olan. Hepsini vardır. Ha. İlmi hocanın. Birileri oruç ya. Kelimesine baksın bakalım Türkçe bir kelime mi? Evet. Ne anlama geliyor? Filan. Savun Ramazan. Ramazan'ı tutmak, orucu tutmak. Savun Davut filan diyoruz mesela, demek ki orada da. Değil mi? O tutmak fiili üzerinden geliştirilmiş bir şey. Hiç aklımıza gelmiyordu biz Ramazan deyince. Evet, evet. Sağ ol. Demek ki insanın kendisini tutması. He? Yani bir defa... Biz biraz bırakmak için tutuyoruz Mustafa abi. Ramazan sonunda kendimizi sofralara, nimetlere böyle bırakmak için. Temizlenmek için yani. Temizlenmek için işte. Efendim, üzüleyim. Hani... Normalde insan diyelim ki riyazet yapıyorsun, sana zararlı olan şeyleri terk ediyorsun. Efendime söyleyeyim, yasak edilen şeyleri terk ediyorsun, haram olan şeyleri terk ediyorsun, bırakıyorsun. Ama Ramazan-ı Şerif'te öyle de bir şey yok, onları zaten terk ettiğin gibi her türlü olumsuzlanan şeyleri terk ettiğin gibi kendini tutuyorsun. Normalde helal olan, meşru olan şeyleri de bırakıyorsun. Yemeyi, içmeyi bırakıyorsun. Bizzati haram olmadığı halde. Evet tabii. Helal olduğu halde kendini tutuyorsun. Daha başka şeyler var. Gene helal olduğu halde kendini tutuyorsun. Onları yapmıyorsun falan. Burada nefsi, insanın kendini tutması, nefsi tutmasıdır. Nefis insanın kendisi, kendisi de nefsin ta kendisi filan. Güzel Allah bizi işte senede bir ay demeyelim, işte Ramazan-ı Şerif bazen 29 şeker, bazen 30 şeker. Ramazan-ı Şerif süresince kendi ahlakından bir şeyler tattırıyor. Yemezliğinden, içmezliğinden, her şeylerden, münezzehliğinden bir şeyler tattırıyor. Çok özel bir imbikten geçiriyor. Ki oruç kelimesini bulan var mı? Ben hep Görgün abi buldum. Sanki Farsça ruze kelimesinden gelmiş. Ruze'den. Evet. Günlük. Ruznamen. Oruze olmuş, daha sonra ruze, oruze, Türkçe'de oruç diye geçmiş.
Ne de demedim. Ben hep şey düşünürüm. Oruç diyorum. Oruçtan geliyor. Oruç, oruç. Oruç, yükselme. Var ya. Evet, oruç. Oruç. Yani onun oruç kelimesinin aslı diyorum. Bu da olabilir. Farsçadan gelen şekli de olabilir. Ama oruç daha yakışıyor. Yani. Biz hani oruç etmek, oruç etmek, yükselmek, evet, işte miraç etmek, miraç hali yaşamak, evet. Oruç da zaten onu kısmen yaşatıyor yani insan. Gönlüne, zihnine de tutturabilir oruç tabii. Bizim gibi kaza yapar da böyle yakarsa ayrı mesele. Asıl oruç tabii gönlün ve zihnin tutması bu. Mideyi boş tutabilirsin. Yani insan şu kadar saat yemeyince, içmeyince ölür diye bir şey yok. Sıkıntıdan patlar diye de bir şey yok. Yani genelde deposu fazla. İnsan çok berbat, tiryaki olduğu halde o tiryakilik de bir şekilde kolaylaştırılıyor. Yani Allah lütfediyor, kolaylaştırıyor şimdi. Ama gönle ve zihne hakim olmak, işte bir hem nefse hakim olmak zordur ama gönül ve zihin de nefsten ayrı gayrı bir şey değil tabii. Ondan dolayı burası daha fazla meşgul. Mustafa abi, siz gönlümüzden kirli duygular geçmese, olumsuz duygular geçmese, yani bu önemli bir şey. Hiç geçmemesi mümkün değil tabii de. O zaman senin beşerliğini nereye koyacaklar? İlla kirleniyor. Dışımızdaki kirlenme, o gönlümüzdeki, zihnimizdeki kirlenmenin, o kirli duyguların, kirli düşüncelerin davranış olarak dışımıza yansıması diye düşünüyorum ben. Bu diye düşünmek de moda oldu şimdi. böyle düşünüyorum işte. Söylüyor sonra böyle, yani, böyle iddia etmiyormuşum yani. Şey, evet. Modaya uyalım ama eyvallah. İşte Ramazan'da onu da tutmak lazım, yeni modalarda. Moda uymak lazım, eyvallah. Evet, neyse, hayır olsun, onda da bir güzellik var. Mustafa abi, siz zihne özellikle vurgu yapıyorsunuz. Hem buradaki programda hem de Balaban'daki sohbetlerde zihni kelimesini daha çok kullanıyorsunuz başkalarından. Bunun bizim anlamamız gereken bir yönü var muhakkak. Niye zihne daha çok vurgu yapıyorsunuz? Hani düşüncenizden atın filan demiyorsunuz da, hani zihninizi berrak tutun, zihninizi bulandırmayın, zihninizde berraklık olmazsa trafik karışır filan. Hani böyle cümleler kuruyorsunuz. Valla benim içimden öyle geliyor. Yani zihinde bir derinlik düşünüyorum ben. Sanki o işlerin merkezi olarak. Ona da bakmış değilim. Biriniz de bakın bakalım. Zihin, Arapça. Ne anlama gelir? Hayır, burada dostlarımızla yani beraber. Bir gün online'ımız evet. Buradaki zihin acaba gönül anlamında bir şey mi? Yok, yani, gönül ve zihin değil. Diyoruz ya, gönül ayrı, zihin ayrı söylüyoruz onu. Şimdi şuradan o aynılığa doğru bir yol açılabilir. Mesela akıl diyoruz, gönül diyoruz, değil mi? Evet. Birbirinden ayırıyoruz. Kalp, akıl ayrı ayrı şeyler olduğunu düşünüyoruz. Halbuki hadis-i şerifte akıl kalpte bir nurdur deniyor. Ben de Mustafa, akıl kalpte bir nurdur. Okuduğumu hatırlıyorum ama tam yerini bilmiyorum. Akıl kalpten bir manadır gibi Hazreti Gazali'nin bir sözü var gibi. Aynı şeyin değişik söylenişi canım. Evet, aynı şeyin değişik söylenişi. Şimdi senin de gönülle zihin beraberliği, şimdi burada akılla kalbin aslında beraber olsa muhteşem olur. Yani evet, o zaman şimdi o şöyle, yani, olur. Şimdi zihin temiz olunca gönül temiz oluyor, yani o anlamda söyledim. Hayır, bir yok yakınlık var da. Eyvallah. Şimdi gerçi biz, bak geliyor galiba, gene aynen birleşecek şimdi. Akıl diyoruz, akıl deyince başı düşünüyoruz. Baş onun yeri. Kalp, gönül onun yeri, burası diyoruz. İnsanın sol tarafındaki bir merkez. İşte kalp dediğimiz et parçasıyla bağlantılı bir şey, bir mana. Ama o başla kalp birleşiyor neticede işte. Yani ister kalpte bir mana densin, ister kalpte bir nur densin. Değil mi?
Yani o kalpte bir nur ya da mana olması daha iyi, akıl o zaman çok başıboş da değil diye düşünme fırsatını veriyor insana. Zihinden bir şey çıktı mı görüyorum. Var Mustafa abi, birkaç tane anlamı var. Tamam. Yani şöyle, anlayış ve kavrayış bir anlamı. Evet. Bir diğer anlamı bilinç, dimağ. Şu biraz daha benim zihnimde daha açılımı farklı oldu. Bilincin algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü. Tamam. Evet. Yani tefekkür çağrıştırdı bende bu. Normal gün içinde biraz hafıza gibi de kullanıyoruz. Ya zihnimden çıktı gibi. Bellek anlamı da varmış. Şey. Daha çok böyle kullanıyoruz. Evet. Hay Allah, evet. Zihnimde kalmadı, kalmadı ya. Çok hatta deriz ki bugün zihnim çok karışık. Hani perişan falan. Evet. O zaman akılla eşdeğer bir şey oluyor. Olsun sizin söylediğinize de yani. Demek ki biz galaktı yani, yanlış kullanıyoruz o zaman. Hani günlük dilde kullanırken. Birkaç bellek anlamı da varmış ama. Yani değil mi? Bellek anlamı o da anlamı da var diyor da işte. Evet. Var, birbirine yakın bir sürü anlam içeriyor tabii ya. Evet. Şey, mesela zeka ile hafızayı da, hafızası güçlü olan insanlar için çok zeki insan diyorlar. Halbuki biz zekayı daha çok akla falan yanaştırıyoruz, evet. Değil mi? Birbirine bitişik kareler gibi canım. Fark olabilir de ama çok farklı şeyler de değil. Bizim geleneğimiz ama daha çok gönülle yoğunlaşmış değil mi? Gönül üzerinden. Ya gönül işaretlerde bulunmuş. Şimdi kalbin 7 mertebesi var. O 7 mertebeden birisi de en ortadaki mertebede gönül mertebesi. Fuat. Arapçadaki söylenişle, Kur'an-ı Kerim'de de Fuat diye geçiyor zaten. Evet, o diğer dillerde böyle bir kavramın, gönül diye bir kavramın bulunmadığını hep söylüyorlar. Arkadaşlarımız, dilcilerimiz, edebiyatçılarımız. Tabii bir de bizim milletimiz herhalde derinlemesine bu gönül işini iyi yaşamış olduğu için gönül adamlığı, gönlün sesi deyince böyle ta bir şeylerin merkezinden, ortasından söylenen şeyler akla geliyor. Yani merkez istasyonundan alıp konuşan gibi. Evet, benim, evet, yani berrak, berrak, berrak anlamında söylenme, dönüşüp de kirlenmediği merkezden berrak bir akış düşündürüyor insana. Gönül arş-ı rahmandır diye ifadeler var. Evet. Rahmanın arşı. İşte gönlü ve zihni, gönül arş olunca zihin de ferş gibi olur mesela. İkisi de çok yüce mertebe. Onun için gönlü ve zihni kirletmek çok ağır yanlış. Örneği de gözümüzün önünde ya, işte nehirler, göller, denizler tertemizken ne kadar özel, ne kadar güzel, bize faydalı, bizi serinletir, rahatlatır, tedavi eder. Ama elimizle kirlettiğimiz o sular bizi zehirler, bizi hasta eder, bizi yorar. İnsan eliyle kirletiyor, kendisi kirletiyor, kendisine tertemiz lazım olan nimeti. Mustafa, bu zihni berraklaştırmada işte, dış etkenler var mı? Oluyor tabii canım, dış etken olmaz mı? Tabii dışında gördüğün bir şey, sana olumsuz gelen bir şey senin içine yansıyor şimdi. Burada bir olumsuz fotoğraf çektin ya, içine aldın onu. Hadi bakalım, önce zihnin bulanıyor, ondan sonra gönül bulanıyor. Sen o bu fotoğrafı, istenmeyen fotoğrafı oradan çıkarınca, yok edinceye kadar bir sürü uğraşıyorsun ya. Çok uğraşıyorsun. Kolay kolay silinmiyor. Silinse bile izi kalıyor. Yani onun için mümkün mertebe o nazar berkademi tavsiye etmişler ya, nazar berkadem. Ayak ucuna bak. Ayak ucuna bak. Önüne bak. Önüne bak demişler. Şimdi birçok yerde böyle yapsan alay konusu oluyorsun. Değil mi? Gerçek duruma göre, yani trafiğin durumuna göre, o yoğun trafikte de onu yapamıyorsan
efendim. OBS kameraları gibi etrafı taraman gerekiyorsa da tarayacaksın yani. Çaresiz. Çaresiz. Başka türlü çaren yok. Ya Mustafa, hani bu zihni bir yani bir yere sıkıştırıp kalmamak lazım. Kilitlememek lazım. Yani içimizde. Daraltmayın kendinizi diyorsunuz. Evet. Veriyorsunuz yani. Ramazan'da da değil mi? Başka zamanlarda. Mustafa, bazı yerler, merkezler var ki oraya gittiğinizde zihninize bir duruluk, bir dirilik oluşuyor. Evet. Askıya alınıyor gibi değil mi? Ya başka, ben mesela birkaç senedir Selami Ali Hazretleri'ne bir meftunluğum var Mustafa. Böyle bir sıkıntılı böyle arkadaşlar falan olduğunda, vakitte gece ise onlardan haberiniz, o Curcuna içerisindeki, o Çamlıca'daki Curcuna içerisinde böyle arabanın ucunu çeviriyorum şeye. Hazire'ye falan görüyorum. Böyle müthiş bir sükunet merkezi gibi bir şey oluyor. Evet, geceleri evet. Tabii gidemiyor. Evet. O götürdüğüm habersiz olan arkadaşlar da kim olduğunu falan da bilmiyorlar. Orada müthiş bir de açık hava türbede. Hatta bazen böyle uzun kaldığımız falan da oldu. Çıkınca sıfırlandım diyenler oldu Mustafa abi. Ramazan'da da biz bunlar hani daha sık bu ziyaretleri yapıyoruz gerçi ama evet. Bu bahsettiğim Ramazan dışında gerçekleşen bir şey. Biraz zihinlerimizi hani boşaltmak ya da işte diriltmek, durutmak, doğru kelime oldu sen. İçin bunlara gerek var mı? Hani belli yerleri ziyaret, belli yerlere gitmek. Evet, iyi olur ya. Şimdi bak, oraya sen giderken garazsız, yuvasız gidiyorsun. Ya selamü aleyküm Hazretleri var. Bir huzur geliyor sana oradan. O huzur seni çekiyor, gidiyorsun. Yani genelde garazsızlığı, yuvasızlığı başararak gidiyorsun. Muhabbet seni götürüyor oraya. Oradaki sekine, oradaki huzur seni çekiyor oraya. Bu tür yerlere gitmek tabii ki faydalı. Ne olmuş yani, böyle sevdiğimiz bir kişi ister yaşlı olsun, ister genç olsun. Gönlü berrak, zihni berrak, duyguları, düşünceleri, davranışları berrak. Bize hep hoşluklar ikram eden insanları öylesine de böylesine de ziyaret etmek çok özel bir şey, çok güzel bir şey. Bir de onların ruhaniyeti, hani şeyler, buhurdanlar var ya bir şey, yakarsın böyle tütmeye başlar, kokusu öyle gelir sana. Şimdi onların da ruhaniyet buhurdanları böyle, o hissi uyandırıyor, onu alıyor insan. Hoş rayihalar geliyor, hoş duygular, düşünceler. Hakikaten o kendisi, o zat berrak ya. Biz de o berraklığı tutmuş oluyoruz. Berrak ya, o berraklıktan sana da geliyor, yansıyor. Bir şelalenin etrafına gittiğin zaman oradaki esintinin sana serpinti olarak gelmesi gibi. Bunlar da öyle. Bizatihi zaten bu sonradan oluşmuş bir şey de değil. Ben nasıl işte de böyle hissediyorum Mustafa abi. İlla ki. Sana yakın. Eyvallah. Müthiş yani orası. Evet. Bir de daha az, daha sakin, daha böyle tenha. Bir saklı bahçe gibi değil mi? Saklı bahçe gibi ziyaret yerleri daha gönül demlemeye daha müsait gibi geliyor. Mesela çok kalabalık yerlerde onu alamıyoruz. Böyle hız hızlı giriliyor, hadi ilerleyelim filan. O oradan buradan bir odaklanma yaşayamıyor. Zihnimizi yöneltemiyoruz o herhalde Hazreti. Ama sakin bir yerse, daha az bilinen bir yerse o sükunet herhalde bir zihin diriliği, bir kendi ruhaniyetimize tutunmak gibi bir şeyi daha kolay yapıyoruz. Bu doğru bir his midir Mustafa? Ben böyle düşünüyorum. Estağfurullah. O ne demek doğru bir ismi ya? Elbette o. Bir başkasına sorman gereken bir şey değil o bize. Bir de bazı zatlar vardır. İşte Ahmet Amşebendi Hazretleri. Ruhaniyetine selam, ümmeti hazır olsun. Garazsız yuvasız gelip 5 dakika benim yanımda duranın diyor çatısını değiştiririm diyor. Yani benden ona bir şey yansır, bir fayda gelir diyor. Ama garazsız yuvasız gidecek. Ya, hesap kitabı olmayacak. Yani nasıl alışveriş yani, gibi mi düşünmeyeceksin şimdi? Şimdi çatı olsun diye gidiyoruz. Ulan bir de yuvas garaz oldu işte. Ne yapacağız orada? O da bir sıkıntılı bir şey. Ondan sonra çok yani. Ben cümleyi ya eksik aktarıyorum. Estağfurullah. Ben anlamak istiyorum abiciğim. Estağfurullah.
değiştiririm, yapıyı değiştiririm, çatıya halel gelmez diyor. Çatı duruyor, çatıya bir şey yok. Yapıyı yükseltmek istiyorsan, genişletmek istiyorsan filan onu yaparım diyor filan. Daha sen tabii ilk filan da onu... Şimdi biz bunu duyduk gittik oraya yapıyı abi. Yapıyı değiştirmek için gidiyorsun ya, olmadı. İmaz baştan oldu. Baştan imazdı. Böyle ziyaret eden arkadaşlarımız oldu. Dedim ki sen bir çuval çuval garaz imazla gidiyorsun. O Hazret diyor ki garaz imaz. Kuru muhabbetle gelecek. Onlar kuru muhabbeti çok kullanıyorlar yani. Niye o kuru kelimesini kullanıyorlar? Herhalde saf muhabbet anlamında. Hiç başka bir şey karışmayacak. Kuru muhabbet. Nemsiz. Evet. Yaş olmayacak yani, kuru olacak. Şimdi bazı arkadaşlar ona devam ediyorlar o şey anında, yani garazsızlığı, yuvasızlığı yakalamak için. Devamlı gidiyor mesela. Onun da faydasını görüyor tabii yani. Zaman içerisinde o hal yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Belki de aniden götürdüğümüz kişilerin bir hesabı kitabı olmadığı için nereye gittiklerini, hesapsız gidiyorlar. Bir sebebi de bu da olabilir. Gidilen yerden çok, sanki giden de sır. Yani gidendeki sır daha önemli burada. Yani ibasız garasızlık sizde olduğu için. Yani sizdeki sır orada asıl devreye girecek. O habersiz gidenlerde o sır biraz olmuş oluyor yani. Açığa çıkacak yani ondaki sır. Hesapsız gittikleri yani sanki, için. Değil mi? Garaz yok ama Mustafa abi sonradan bende bir ivaz olmuştu. Şimdi burada nasıl tutup da çıkacağız? Nereye tutunup çıkacağız? Bu etiketimizle hani tutmak olduğuna göre neyi tutacağız? Ben şimdi Selamvari Hazretleri'ni çok sevdim. Halen de seviyorum işte. Sonra gide gele Üsküdar'a taşınmak kısmet oldu. Selamvari Mahallesi'ne taşındık. Sağımda Selamvari Camisi var. Sonunda hemen altında Selamvari Mahallesi var. Orada işte okul var, şu su var, bu su var. Öbür baba da selamlı selamsız diyor gerçi şeye. İşte aşağıda işte Gülşen'in tekkesi var. İşte Musi Baba'nın yeri var falan. Sonradan Tatçı Hoca'nın Niyaz-ı Mısri kitabını okudum. Niyaz-ı Mısri Sultanımızın kitabını okuyunca Selamvari Hazretleri ile onlar kendi dönemdaşlar ve birbirlerine bir muhalefetleri olduğunu okudu. Bir mektup meselesi var. Şimdi ben Selamvari Hazretleri'ne ivansız karasız güçlüğüne gidiyordum. Fakat Niyaz-ı Mısri Hazretleri'ni de pek seviyorum. İkisinin de birbirine bu muhalefetleri sebebiyle bir süre şeyde kaldım böyle arada. Yani gitmem lazım mı? Nasıl gideceğim falan? Nasıl olacak? Eyvallah. Gir başka bir şeyle uğraşma ya. Evet. Yorumsuz. Yani onların arasında bir mesele geçmiş. Evet. Sen gene doğrusunu yakalamışsın. O meseleyi Hülayi Hazretleri ile Mısri Hazretleri arasında olduğunu söylerler birçoğu. Evet. Anlatırlar filan. Ya halbuki Hüdayi Hazretleri'yle Mısri Hazretleri'nin değil o Hüdayi Hazretleri'nin ulefasından olan Selam Ali Efendi ile aynı yıllara denk geliyor. Hüdayi Hazretleri'nden sonra 7. Posta çıkardı değil mi? 7. kişi olarak posta çıkan kişiymiş herhalde Selam Ali Efendi. Hüdayi Tekkesi'nde posta işini yapmış. Onu hatırlamıyorum, onu bilmiyorum da. Hayır zaten kendi şeyi işte Selamiye olarak Pirisaniliği var. Ben de söyleyeyim. Onların arasında bir şey olmuş. Ne olmuşsa olmuş. İlk defa olan bir şey değil. Başka Zevat-ı Kiram arasında da var. İşte Ümmü Sinan Hazretleri ile İbrahim Gülşeni Hazretleri arasında da olmuş. Var. Daha bir sürü var. Bu Elmalı Ümmü Sinan Hazretleri mi? Yok. İstanbul'daki Ümmü Sinan. Ben de söyleyeyim. Orada menkıbede geçiyor. Dervişlerden birisi şeyhine, Ümmü Sinan Hazretleri'nin gözüne, gönlüne girmek için, ona yaranmak için İbrahim Gülşen'in Hazretleri'nin aleyhinde atmış biraz. Ne kadar attıysa o zaman Hazreti celallenmiş Ümmü Sinan Hazretleri. Bu zamanda bir er varsa, hakik yer varsa o da İbrahim Gülşen'idir. Bizim aramızda. Siz sakın bir uzatmayın. Muhteşem bir ölçü ya, değil mi? Evet. Eyvallah. Müthişim. Bizim aramızda diyor. Siz sakın bir uzatmayın. Şimdi o... Ben düşünüyorum onların arasındaki nedir diye. Yorum tabii. Herhalde diyorum yani bu... Piran...
Haziratının içtihatları oluyor ya, o içtihatların kitaba ve sünnete uygunluğu konusunda ihtilaflar oluyor. Birisi diyor ki, şu şöyle yapılırsa, şu esma ön plana çıkarılırsa bu daha uygun olur hedefe. Dervişi hedefe taşıma konusunda daha uygun bir yöntem. Habibullah Hazretleri de galiba bunu tercih eder. Öbürüsü de diyor ki bize öyle gelmiyor Hazretim, bize de şöylesi daha uygun gözüküyor gibi. Yani meselenin içtihadında aralarında ihtilaf olabiliyor diye düşünüyorum. Bir de neticede insanda her şey zuhur eder. İnsanda, kainatta olan her şey insanda da var. Öylesi böylesi çıkar. Onları çok ters karşılamamak lazım yani. Bu insandan da böyle bir şey zuhur eder mi, ortaya çıkar mı diye fazla yormamak lazım. Yorulmamak lazım. Bir de meseleyi yorumla yormamak lazım. Daha doğrusu evet. Şeyler o ikisi arasında, ikisi de ya artık yükseklerde uçan humadan iyi. Hakikat huması onlar. Akılsız ermez o işlere. Evet. Sana lütuf gelmiş zaten canım. O muhabbet var ya. Gittiğin şeyler, o muhabbetler, ziyaretler netice getirmiş sana. Gönlündeki muhabbet getirmiş o şey. Evet. Senin algın getirmiş. Evet. Mustafa abi, buradan bir tefevül yaptım. Sizin bu ay bizim hani en çok elimizde olması gerekir, her zaman gerekir de İstanbul Vakıf Hayrat ve Ziyaret rehberi. Hani Ramazanlarda daha çok da geziyoruz. O bakımdan da bu kıymetli. Fakat başka bir şey çıktı benim. Çok sevdim. Kütahya'ya gittiğimde Sunullah Gaybi Hazretlerine muhakkak uğruyorum. Dumlu Efendi de hemen yanında sırlandı. Kadı Baba'yı anlatıyorsunuz burada Mustafa abi. Çok az maluma sahibi olduk. Şimdi de halifesi Sunullah Gaybi'yi dinleyelim. Erdi Baba dergahında. Bakalım Gaybi'nin açtığı perdenin ardında neler ortaya çıkacak. Belki şerh ederseniz biz de bugün nasibimiz olur. Bunu bilmiyorum, bir şey zuhur eder mi eder mi? Keşfül gıtasının... Ver bir bakayım ben istersen de. Atlayacağım yerlere atlarım kendime. Evet. Güzel adam. Oy. Çok damar, hani şimdikilerin dedikleri tırnak kesinlikle tam mihraptan. Bunu dinleyenler böyle hiç yorumla ne kendilerini, ne konuyu, ne şunu, ne bunu yormadan, ya bizim kültürümüzde, bizim tasavvuf kültürümüzde böyle şeyler de var diye hayran sergilerden dinlesinler. Evet. İlla katılması da şart değil. Anlaması da şart değil. Bazı şeyler. Tadabiliyorsun, tadabilen tatsın. Hep hüviyettir görünen yok hüdadan naada. Lik vardır ol vücudun zahiri ve batını. Yani görünen görünmeyen, Allah'tan gayrı, bir dağdan gayrı bir şey yok diyor, değil mi? Eyvallah. Sen bu konunun emini ol artık şimdi. Hüviyet. Görünen her şey hüviyettir. Hakkın hüviyetidir. Hak'tan başka bir şey yoktur. Fakat o vücudun, o varlığın görüneni var, görünmeyen tarafı var. Zahiri var, batını var. Pes bu heyetle olur ol evvel ve ahir ona. İtibaridir vücutta evvel ve ahir demek. Geçelim. Bir ahattandır ol aynı iptida ve intiha. Tadabildiğimiz kadar tadalım geçelim. Bir ahattandır, bir tektendir. Ol aynı iptida ve intiha.
başlangıç ve sonuç. Tekten zuhur eden bir sırdır. Evvel ahir farz edersek böyledir. Bu yoksa ki İptidasız, intihasız böyledir bu sermeda. Hep bize göre, bizim anlayışımıza göre biz tasnif ettiğimiz için, yoksa tekten başka bir şey yok. Yani biz kendimiz onu işte zahirdi, batındı, şöyleydi, böyleydi falan bir takım tasniflere tabi tutuyoruz. Ondan sonra da kendi tasnifimizin içinden çıkamıyoruz. Doğrusu doğrudur tabi. Allah vez, baki vez. Allah, 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 Allah onu tadarak Allah demek var. Takliden kuru kuruya Allah demek var. Ya yani bu ne demek tadarak Allah demek, takliden kuru kuruya Allah demek. Söylenmez gibi der bu şeyler ya. Ya sevgilini homaçlığa homaçlığa içinden kaynayarak öpmek var, sevmek. Yoksa ya. Sevgilim dediğin zaman o zaman sevgilim demiş oluyorsun. Yoksa artistlik yaparken, tiyatro yaparken sahneye çıkmışsın, o sevgilim falan filan bilmem ne. Ismarlama sözler. O zaman sen sevgilim dediğin halde sevgilim demiyorsun. Şimdikiler diyorlar ki benimle ezber konuşma diyorlar Mustafa. O da iyiymiş. Yani ezberlenmiş kelimeler. Çok harika bir şey. Çok harika bir şey. Çok iyi bir şey. Şimdi hani böyle Allah demek de Allah demeden Allah demiyor ya. Yer gibi, içer gibi sevişip söylediği zaman Allah demiş oluyorsun. Daha ötesi izah. Yoksa takliden söylemişsen ezberden söylüyor işte. Evet. Çok güzel, beğendim onu ezber. Bana ezber tabii söyleme. Yani yeni bir şey söyle diyor böyle ve şimdi de olsun. Ezberden söyleme. Şimdi de olsun. Evet. Evet. İyiymiş. Bir vücudun batınıdır ol kadimi ruhi hak. Bir vücudun batınıdır. Hak ruhunun kadimi, ezeliliği, varlığın batınıdır. Ha burada şey, hani burada da söyleniyor, tasavvufta zaten başka metinlerde de söyleniyor. Varlığın görüntüye gelen kısmı, teni, bedeni diyelim, taşı toprağı diyelim, yani cismaniyet tarafı halk deniyor, zahirine halk deniyor, batınına görünmeyen tarafına hak deniyor. Bunu hep söylüyoruz zaten. Yani görünmeyen tarafı nedir? İşte ruhdur. Can, ruh, bunlar hep aynı şeyler. Bu tene, bedene hareketlilik kazandıran, hayatiyet kazandıran şey nedir? Senin batınındaki hak olan ruhundur. Batınında ne varsa işte daha başka. Biz batına indik de hepsini gördük. Ezberden konuşuyoruz şimdi böyle. Efendime söyleyeyim. Batını alem teneffüs etmek ister zahira. Batını alem teneffüs etmek ister zahira. Müstehab ola hakaik ta ki ola aşina. Evliya sen içini dışınla, dışını içinle nefeslendiremezsen
onu yaşamamış olursun. Dolayısıyla da bir şeyi anlayamazsın. Hayatın içinde yaşadığın halde hayatı anlayamazsın. Evet. Canı alemden takaza koptu zatı aşkına, ekmel surette giydi hüsnünü seyir edeta. Alemin canından takaza kopması neydi ya? Takaza bir gürültü patırtı neyse işte böyle bir zatın aşkıyla bir kıyametler kopuyor. Ondan sonra en güzel surette güzelliğini giyiniyor, kuşanıyor. Seyreden de zevk alacak, seyrettiren de kendince ne alacaksa onu alacak. Kendisi mahfi, fetholup, mekşuf, odla sırrı, uma sırrı. Kendisi mahfi, gizli hazine, fetholup, açılıp, keşf oğluna odla sırrı ama olacak. Buraya uma diye yazılmış herhalde. Amanın sırrı aşk ateşiyle keşf olunduktan sonra geldi imdi zatı hakkin batını alemdedir. Hak zevkini tadabilmek için işte bu efendime söyleyeyim yanmayı, yakılmayı yaşamak gerekiyor illaki. Kendisi mahfisini seyret görünce ehli kuşağı sureti alemde mestur olmuş idi zat-ı hak. Hubbü zatı koptu haktan mürtefi ola hapa. Neyse. Divanın ilk mısralarında Adem'i mani durur eşyaya evvel iptida. Adem-i suri durur eşyaya ahir-i intiha. Adem-i mani durur ruhu. Ruhi münafi aleme. Cümle zerrat-ı cihan ondan buluptur intişa. Evet. Aynı vahdettir bu alem itibaridir. Siva sureti tevhidi kohıl. Mani-i tevhideyir. Kefetül mana huvallah an aliyyül mürteza. Evet. Vallahi öyle bir yoğunluk var ki burada böyle debelenmekten başka çaremiz yok. Tabii çok yoğun şekilde vahdet neşesinin anlatımı var burada. Ağır kelimelerle özü o. Vahdet neşesini anlatmak da imkansız derecede zor bir şey. Yaşarsın da belki. Yaşarsın da anlatamazsın diye düşünüyorum. Ben şöyle bir şey. İsmet Baba vardı bizim vaktiyle sen kütüphaneye girdiğin tarihte. İzmir'den gelen. Evet, İsmet Baba. İsmet Baba kendi yaşadığı bir hali anlattı bir gün de. İşte dedi, hala da önce bir yoldan dedi, gittik çalıştık. O yolda bir ilerledik. Seyri sülükünü anlatıyor. Gittik. Neticede diyor, üzerinde bulunduğumuz yol, seyrettiğimiz yol çatallandı. İkiye ayrıldı diyor. Birisi tevhid yolu, birisi vahdet yolu. Yani iki tabela belirtti. Tevhid. Okla göster. Burası vahdet. Bizi dedi tevhide sevk ettiler dedi. Vahdeti dedi şey demezdik, sevk edemezdik, hazmedemezdik. Veyahut daha önceden bize onun zor olduğu söylendi. Biz kendimiz tevhid yolunu tercih ettik. Onun açılımını da istemedik biz İsmet Baba'dan o zaman ama zaman içerisinde şimdi bazı arkadaşların
hallerine, kallerine, ifadelerine, yaptıkları, ettikleri şeylere bakarak sanki anlar gibi oluyor. Şimdi tevhid az çok anlaşılan bir şeydir. O kadar zor değil tevhid. Zorluğu tevhid ehli zannedersin kendini, hala müşriksin. O zor. Şirkten arınacaksın bir defa, yani her türlü şirkten. Şirk deyince adamlar işte bir put olacak, bir heykel olacak da sen onu tapacaksın, ondan sonra müşrik olursun gibi algılıyorlar. Onlar bitmiş artık kardeşim. O değil, gizli şirk aslında. Senin gönlünü, zihnini meşgul eden şeyler, vazgeçemediğin şeyler gizli şirk. Ondan arınmaktır tevhid. Vahdet, zannediyorum ki böyle nasıl olsa la mevcude illallah. Temelde, özde Allah'tan başka bir şey yok. Gerçek vücut, varlık Allah'ın. Var gözüken şeyler de aslında güzel Allah'ın sıfat ve esmasının bileşenlerinden ibaret. Görüntüden ibaret şeyler. Fizik bile bunu ispat etti gibi bir şey yani. Madde diye bir şeyin olmadığını. Fizik ispat eder gibi oldu. Vardı sonuç kesin sonuçta. Şimdi Allah'tan başka bir şey yok deyince la mevcuda illallah, işte vahdeti vücut, varlık birliği filan sözleri edince bazı arkadaşlar ya Allah'tan başka bir şey yok, biz de bir şeyiz yani, bir şey değiliz, bir şeyiz. Bir şey değiliz derken bile sanki böyle kendisine bir uluhiyet filan izafe eder gibi kulluğun terkine giriyor. Vahdet biz zaten cem olmuşuz. Hani farkta değiliz. Bak, tevhid, vahdet diye ayrılmış. Sen tevhidi seçmişsin. Orada çalış çabala dur. Biz vahdeti tercih ettik. Farkına vardık ki Allah'tan başka bir şey yok. Biz işte cemdeyiz, şuradayız, buradayız falan filan, artık ibadet daha çok bu bitmiştir. Kim kime ibadet edecek gibi. Böyle hiç de uygun düşmeyen söylemlerde bulunuyorlar. Oradan Hazreti Peygamber'i de, peygamberliği de, kitabı da, sünneti de vesaireyi de hafife alır gibi bir davranış ortaya çıkıyor. Bu hoş olmuyor tabii, tatlı olmuyor. Olmaz ya, o senin dediğin o neşeyi en ulaşılmaz yerde yaşayan insanlar bu kulluğu terk etmemiş ya. Hiçbir şekilde terk etmemişler ya. Abduhu ve Resuluhu diye abdiyetlerini ön plana çıkarmışlar. Efendim söyleyeyim. Nereye girdik burada? Şey gaybi hazretlerinin gayb deryasından bocalayarak buraya kadar gelmiş olduk değil mi? Gaybi Hazretleri hakikaten gaybi bir zat yani. Onu böyle doğru dürüst sahraya düşen damla ummanı nereden bilsin? Yani, bir sözü var. Hakkını vererek okumayan insan çizgi dışına çıkar. Onun şiirlerinde öyle. Üstad abi, olanlar şeyhi, oğlanlar diye de galiba söyleniyor değil mi? Olanlar şehri. O şeyhi. O olanlar şeyhi, oğlanlar şeyhi ya da oğlan şey. Sonra Kalb Hazretleri'nin şeyhi. İşte İbrahim Aksaray Hazretleri. Evet. Allah Allah Allah. Aslında hem İbrahim Aksaray Hazretleri hem de ondan önceki İsmail Maşuki Hazretleri içinde oğlan şey, ikisi de tam çocukluk dönemlerinde ermişler, menzili maksuda ulaşmışlar, onun için oğlan şey demişler onlara, daha çocukluktayken. İşte İbrahim Efendi Hazretleri işte olanlar şey demiş ki, 40 yıl vahdet davulu çaldın, bir evet, de kaybı işitti demiş. Kütahyalı yani, kaybiye duyurabildim diyor. Yani, demek ki o kadar da zor bir şey. Yani işitmesi de tabii. Zor. Anlamasını hani bir sonraya bırakmış olsak bile. Ah şimdi oldu işte be.
yani o vahdet zevkini anlatmanın uzun sürdüğü, kolay olmadığını vurgulayan bir cümle İbrahim Aksel Hazretleri'nin. Onu güzel söyledin, çok güzel oldu. Öyledir. Öyle. Tevhid, vahdet lafını et. Bir kişi duyuyor onu da yani. Hı. 40 yıl çalınan davulu. Evet, evet. Bir kişi duyabiliyor. Evet, evet. Gümbür gümbür hem de. Gümbür gümbür evet. Çalıyor. Bizim de davulumuzu çalanlar var Mustafa abi. Buradan Ömür Baba selamlar iletmiş. Mustafa, merhaba dostlarım. Mustafa babama misafirlere ve size selam olsun. Ramazanınız Aliül Ala olsun. Müsaitseniz iftara beklerim muhabbetle. Hu demiş. Ömrünüze bereket, ömrüm. Çok sağ ol. Bir cümle daha ilavesi var. O diyor ki, o yani sizi kastederek, o kendini beyan edecek bir gönül bulmuş. Ne güzel Mustafa Baba'yı dinlemek, seyretmek diyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi programı takip eden seyircilerimizin de mesajları var. Alt şeyden okuyayım, en sondan okuyayım. Ya da karıştı. Asiye Yaman, Cenab Pembegül. Cenab bugün arazi. Cenab şey mi gönderiyor? Mesaj gönderiyor programı. O da zevk, güzel bir şey. Burada oturmak. Kendi programına mesaj gönderiyor. Maşallah hayırlı yayınlar demiş. Tekrar mı bant mı diye soranlar oldu, duymuştuk ama Ramazan süresince saat 15'te inşallah Perşembe günleri Mustafa abim lütfederlerse olacak. Meltem Yiğit de Antalya'dan bir fotoğraf göndermiş. Bekleriz devamını. Esin Yılmaz Tanrı verdi. Bir sözünüze dikkat çekiyor Mustafa abi. Meseleyi yorumla yormamak lazım. Güzel bir programa selam demiş. Meseleyi yorumla bak, yormamak lazım. Ne güzel tatmış. Evet. Evet. Efendim İbrahim Yerlikaya. Eyvallah. Oy. Bizim Hazreti Şeyhimiz. Evet. Evet. Umre arkadaşım. Eyvallah. Eyvallah. Sakallar, ne diyor şeyhimiz? Sakallarda bir güzel yakışmış. Öyle değil mi? Saygılar, hürmetler. İbrahim Yerlikaya. Aşıkan toplanmış, seyri de bize kalmış. Vah bana, vahlar bana. Vallahi bilirim, şöyle eyvallah. Bir divan zuhur edecek. Edecek, edecek. Bunda bir zor atla var Mustafa abi. Evet, evet. Ondan sonra Ankara'dan Tülay Barışkan da abi, ama baştan da yaptık galiba. Yapmadan da olmuyor. Bırakın diyor, tutmayın artık elinizdeki şu telefonun oyuncaklarını. Hocayı dinleyin, güzel şeyler anlatıyor diye bir şeyler koymuş. Ha, 20 sene mutlu dinlerken yaptığını mı yapıyordun? Yok abi, telefon cebimde abi. Yok, şimdi bu gayet efendi diyor. Çıkarmadı hiç ama. Efendidir o. Ama şeyde Görgün abi de talimatla işte. Cevap o şey yapıyordu. Burayı idare etmek için bakıyor ama. Olsun, arada bir böyle zırgıtlar da. Eyvallah, eyvallah. Doğru yolu tutmak teşekkür için. Sağ ol, güzel. Mustafa abi, tutmak için, hani mesela diyelim ki yolu tutmak için ya da doğru yolu tutmak için arada değnek de gerekiyor. Mesela biz diyelim ki merkep üzerinde falan giderken arada bir böyle yaparsın ki yola çıkmasın falan. Biraz bu hani nefse özdeşleştirilirsin. Gerekmeyen bir şeyin varlığı da olmaz diye düşünüyorum. Allah abes yaratmaz. Bir şey yaratılmışsa onun illaki bir şeyi vardır. İşte yolu. Nurbayk hocamızın bir sözünü hatırlattım. Lüzum etmese zuhur etmez gibi bir şey. Ha, lüzum etmese zuhur etmez. Evet. Öyle, öyle. Var. Her şeyin bir yeri var. Peki, ufaktan sopalamak iyi bir şey yani o zaman. Hı? Ufaktan sopalamak iyi bir şey. Fazla söylüyorsak çok da sopalandı şimdi. Eyvallah. Yani yolu tutmak için arada iyi gerekebilir de. Ya insanın kendisini tokatlaması bazen gerekmez. Kendi kendine. Eyvallah. Kendine göre silkelenmek lazım. Her şey bir işe yarar. Yeter ki yaratmasını bile. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Sağ olsunlar. Topu toparlayalım mı? Güzel toparlayalım çünkü artık kurumaya başladı gibi böyle. Evet. Çay diyesim geliyor. Evet, diyemiyoruz. Yanınızdaki hazretlerden de bir şeyler alsaydık Mustafa. Hazreti Gönül'ün, Hazreti Gönül'ün elinden.
bütün dünya farz edin ki karşınızda sizden bir şey bekliyorlar. Bir şey söyleyin ya bize diyorlar. Veyahut hepimiz dünyayı, bir insanlık ailesine birçok şey söylemek isteriz ya. Evet. Ha, şu an o andır, buyurun söyleyin deseler. Şimdi öyle deyince de çok zorlanıyor. Yani o işte yüz yüze değilken havasında civasında geziniriz de o işi yaşadığın an bir şey diyemezsin. Yani. Zordur yani. Dersin de biraz yutkunduktan sonra işte artık falan böyle. Gülümseyebilirsin. Evet, evet, o da bir şey demektir zaten. Şimdi ben evet. Sivas Hazretleri'nin bu meşhur vasıl olmaz kimse hakka nutkunda bir bölüm var. Geçen Hilmi'ye de onu okumuştum, beni çok beğenmişti. Bir şey söylemek zor. Şöyle demiş, aşıkın çok derdi ama sırrın ishar eylemez. Söylemesi terk edip çünkü destur olmadan. Biz dinlemek durumundayız. Yani. Evet, evet, iyi yere bağladın. Evet. Diyecek bir şey yok. Bağladın. Şimdi de sen bağla bakalım. Çok iyi. Tut ve bağla. Eyvallah. Çocuğu da zorlamayın. Tabii avukat olunca. Eyvallah bu sağlam bağla. Bu hukuki biçimde kaziyeye muhkem gibi öyle mi diyorsunuz? Eyvallah. İlmi abi de hoca olduğu için o da estağfurullah. Abi vallahi bu. Biz ikimiz gariban kaldık. Estağfurullah. Estağfurullah. Misafir olduğunuz için biraz edebinin içinden çıkıyoruz herhalde. Görgü Bey sağlam bağlıdır. Ben hep söylediğim bir şey var. Hani kurus yaşı fark etmez. Muhabbet. Tamam. Güzel. Tamam bağladım. Eyvallah. Kurudu olsun muhabbet. Sen de kapatalım mı? Herkese selam. Herkese selam. Ya selam. Güzel oldu abi. Esselam. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.